Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Özgür Ozan hakkında bilgiler vereceğiz. Bunu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Özgür Ozan 5 Ocak 1966 tarihinde Bolu'da dünyaya gelmiştir. İlk orta ve lise eğitimini Ankara Cumhuriyet Lisesi'nde tamamlamıştır. Mezun olmasının ardından amatör tiyatrolarda çalışmıştır. İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir Çocuk Tiyatrosu ve Uluslararası Tiyatro Topluluğu'nda oyunlarda yer almıştır. 1985 tarihine kadar profesyonel olarak basketbol oynamıştır. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünü bitirmiştir. Bursa Devlet Tiyatrosu'nda oyunlarda yer almıştır. İstanbul Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda da görev yapmıştır. Çocuklar Duymasın isimli dizide canlandırdığı hafif kılıbık Selami karakteri ile ünlenmiştir. Halen Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde başkomiser Hüsnü Çoban rolünü canlandırmaktadır. Özgür Ozan 2005 yılından bu yana Neslihan Uğur Ozan ile evli ve iki çocuk babasıdır. Özgür Ozan hakkında bilgiler edinmek için verdiği röportajdaki bilgileri sizlerle paylaşacağız. Ozan Güven'e sorulan: daha önce başka birçok projede yer almanıza rağmen sizi Çocuklar Duymasın'ın hareketli karakteri Selami ile tanıdık. Daha sonra da uzun zamandır Arka Sokaklar dizisinin neşeli aile babası Komiser Hüsnü olarak seyrediyoruz. Televizyonda oynadığınız karakterler genellikle eğlenceli. Bu özel bir tercih mi, tesadüf mü sorusuna: İnsanların beni bu eğlenceli tarafımla tanımalarının sebebi benim bu eğlenceli tarafı tercih etmem. Benim genelde hayatın hep eğlenceli tarafında olmayı daha iyimser bakmayı tercih eden bir kişiliğim var. Doğru, Çocuklar Duymasın zaten 4-5 sene devam etti. Baktığımız zaman insanlar beni iki dizide tanıdılar. Çocuklar Duymasın 5 sene, Arka Sokaklar ise 10 sene. Geri kalanı da tiyatro falan derken, zaten 1985 yılında tiyatroya başladığım hesap edilirse yaklaşık 25-30 senedir bu mesleğin içindeyim. Yaklaşık 15-16 senesi televizyonda geçmiş. O yüzden de yaptığım işler eğlenceli. Eğlenceli olmasından da mutluyum açıkçası. Sen eğlenmezsen karşındaki insanı eğlendiremezsin. Şu anda yapmakta olduğum başka bir işim daha var. Edutainment. O da eğlenceli bir iş. Şirketlere gidip insanları eğlendirerek sıkıcı hayatlarından ve duydukları kötü haberlerden biraz olsun uzaklaştırıp daha eğlenceli şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnsanları ağlatmak çok kolaydır ama güldürmek biraz zordur. Ben de eğlenceli tarafı yaparken biraz da zoru seçtim aslında. İnsanları güldürmek ve eğlendirmek, güzel vakit geçirmelerini sağlamak benim de tercih ettiğim bir yöntem açıkçası. Ama bunu yaparken de severek ve eğlendirerek yapmak çok hoşuma gidiyor, demiştir. Yaptığınız işlerin çoğu Türkiye'de çok iz bırakmış işler. Bu da mı bir tercih meselesi sorusuna: bu tercihim zaten olamaz. Çünkü hiçbir projeye başlarken bu 10 sene sürsün, bu 4 sene sürsün, insanlar bunu çok sevsinler ve devam etsin diye başlayamayız. Bu biraz şans, yani bu anlamda biraz şanslıyım. Gerek projenin içinde olduğum için şanslıyım, gerek proje ben burada olduğum için şanslı. O tarafını çok kestiremiyorum açıkçası. Hüsnü Çoban, Light Selami'nin önüne geçti mi geçmedi mi bilmiyoruz. Ama Selami'nin 5 senede yaratmış olduğu başarıyı Hüsnü Çoban 10 senede yarattı. Yani bizim dönemimizde dizi çok az sayıdaydı. Çocuklar Duymasın zamanında biz dünya üçüncüsü olduğumuz sene futbolda o dönem bayağı maç reytingi oluyordu. Fakat ona rağmen Çocuklar Duymasın oynayacağı zaman hakikaten sokakta trafik azalıyordu. Yani bu tabii biraz şans. Dediğim gibi biraz projenin şansı. İçinde bulunduğum işlerin devam etmesi benim adıma da büyük bir şans. Ama hiçbir şeyin de tesadüf olduğuna inanmıyorum. Ben biraz samimi bir insanım. Sahici olmaya çalışıyorum. Yani dışarıda nasılsam sette ve projenin içerisine girmem, onun içerisine kendi samimiyetimi katabilme oranı da o doğrultuda oluyor.
Yani elbette ki aynı rolü oynamıyorum. Oradaki roller ben değilim belki ama insanlara ekrandan o sıcaklığı verebilmek çok zor bir şey. Çünkü televizyon işi yapıyorsunuz. Televizyon işinde yemek yiyorsunuz, çay yapıyorsunuz. Dışarıdan akrabalarınız, arkadaşlarınız, misafirleriniz geliyor. Dikkatinizi dağıtabilecek o kadar esken var ki o dikkati ekrana toparlayabilmek gerçekten büyük bir başarı. Bunun içerisinde sadece ben yoktum mutlaka. Gerek çocuklar duymasın, gerek arka sokaklarda. Bu bir ekip işi ama insanları birazcık da olsa o ekrana kilitleyebilmek, o samimiyeti verebilmek biraz hüner istiyor açıkçası. Burada projenin oyuncularının, senaristin, yapımcının da çok büyük payı var tabii ki. Peki bize biraz gerçek hayattaki Özgür Ozan'ı anlatabilir misiniz? Dizilerde canlandırdığınız karakterler gibi hep iyimser misinizdir? Yani biraz tabii benzer taraflarımız var. Malzeme bu. Bunun dışında 3 tane kolumuz, 3 tane gözümüz yok. Biz kendi deneyimlerimizi, kendi hayat tecrübelerimizi, oyunculuk eğitimimizi, gözlemlerimizi, oynadığımız karaktere bakış açımızı, senaryonun altında yatan o alt metni açığa kendi yeteneğimizle çıkartıyoruz. Bu da bir aktörlük. Sonuçta mesleğimiz bizim görevimiz elbette ki. Kendimizden kattığımız şeyler çok fazla ve gözlemlediğimiz, deneyimlediğimiz kişileri taklit ediyoruz. Burada ses anlamında vücut taklidi gibi şarkıcıları birebir taklit etmekten söz etmiyorum. Yaşamın içerisinde devam eden öyle insanları taklit etmek yani Selami gibi insanlar var. Hüsnü Çaban gibi ailesi olan insanlar ve böyle polislik yapan insanlar var. Sokakta bazı insanlar gelip aynı benim karım gibi, aynı siz de benim gibisiniz diyenler çok oluyor. Yani o kadar yakın, o kadar halkın içinden karakterler ki biz de o halkın içinde büyümüş birileri olarak ister istemez onlarda gördüğümüz ve deneyimlediğimiz şeyleri o rollerin içinde paylaşıyoruz. Bu sene hayatınızın 50 yılı geride bırakıyorsunuz. Geçen zamanı çok kısa özetlemek ister misiniz? Bu sene 50 yılı geride bıraktık. Yolun yarısı artık. Yaş olarak da yolun yarısı. 100 yaşına kadar yaşamayı garantiledim diyorum artık. Eskiden 35'ti, şimdi 50 oldu yolun yarısı. Şimdi 50 yıl önceki benle şimdiki ben arasında 50 yıllık bir fark var. Yarım yüzyıla yakın bir fark. Özetlemek gerekirse tam bir ara kuşağım ben aslında. Radyolu zamanda sobalı evlerde büyüyen ve 80 öncesi kuşakla 80 sonrası kuşağı yaşayan, teknoloji olarak radyoyla başlayıp televizyon, ev telefonu ve cep telefonuna kadar uzanan her iki kuşağı da birlikte yaşayan biriyim. Eskiden mesela biz bir arkadaşımızla, bir akrabamızla konuşabilmek için telefon yazdırdığımız dönemleri siz hatırlamazsınız. Telefon yazdırılırdı ve telefonun yanında beklenirdi. Bütün aile bir araya gelirdi ki bir seferde hep beraber konuşalım. Şimdi herkeste cep telefonu var. İnsanları bir araya getirmekten çok birbirinden uzaklaştırmaya başladı. Keza televizyonlar yoktu benim dönemimde. Radyo vardı. Radyo tiyatrosuyla büyümüş bir çocuk olarak ailecek bir araya gelirdik. Sonra televizyon çıktı. Telesafir modası başladı. İnsanlar televizyon seyretmek için birbirlerinin evlerine giderlerdi. Kimsenin televizyonu yoktu. Siyah beyaz televizyondan bahsediyorum. Ondan sonra arkasından renkli televizyon geldi. Ve bu renkli televizyondan sonra inanılmaz bir suretle zaten teknolojik anlamda gelişmeler oldu. Hem 70'leri yaşamış hem 80'leri, 90'ları şimdi de 2000'leri yaşayan bir insan olarak çok güzel günler geçirdim. Arabamız yoktu, arabamız oldu. Hep kalabalık bir ailede büyüdüm. Ve her dönemi sürekli bir şeylere uyum sağlamak, aileye uyum sağlamak, parçalanan ailelerin tekrardan bir araya gelmesi için çabaların olduğuna tanıklık eden, 80 öncesinde durumu yaşayan Kıbrıs harekatını yaşamış biriyim demiştir. Oyunculuğa başlama hikayenizi bizimle paylaşır mısınız sorusuna. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda başladım. 85-86 yılında Ankara'da büyüdüm. Sonra İzmir Güzel Sanatlar Fakültesini kazandım. 9 Eylül Üniversitesi 2. sınıftayken İzmir Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmaya başladım. 1. sınıfta yasak, 3. sınıfta ise profesyonel olmaya başlıyorsunuz. Okulda ve dışarıda çalışmanıza izin veriyorlar. O yüzden askerliğimi ve 1. sınıfı dışarıda bırakırsak 86'dan bu yana hiç durmadan tiyatroyla uğraşan bir insanım diyerek
kendi hakkında bilgiler vermiştir bizlere. Özgür Ozan hakkında bilgiler verdik. Onu daha yakından tanıdık. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla videoyla tekrar görüşmek üzere.